Herkese merhaba, Tolga Özbek ben. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Nuri Demirağ'ın kayıp olan bir uçak projesi NUD-40 hakkında bir video hazırlamıştık. Bu videoda bizlere bu projeyi yıllar sonra Almanya'da bulan, oradaki rüzgar tüneli testlerinde ile ilgili raporları bulup bir kitap hazırlayan değerli bilim insanı Doktor Emir Öngüner'le röportaj yapmıştık. O röportajdan da hem uçağı tanıtmış hem o zamanki girişimleri ele almıştık. Daha sonra değerli dostumuz Emir Bey bir mesaj attı bana ve TUSAŞ'ın çok büyük bir katkısı vardı bu uçakla ilgili kitabın hazırlanmasında ve bir de maket hazırladıklarını söylemişti. Tabii maket denince benim için akan sular duruyor ve bugün o maket geldi. Biraz sonra tabii montaj videosunu izleyeceksiniz ama şöyle uçağı size ben göstermek istiyorum. Ha, gerçekten bu hayata geçmedi belki, bir proje olarak kaldı bu uçak ama şu an bu uçağın maketini bile görmek gerçekten inanılmaz heyecan verici. İşte görüyorsunuz iki motorlu, burunda ve arkada motorlar var. Çift dikey stabilizeye sahip, üzeri kamuflajla boyanmış, işte o yılların kamuflajı açık yeşil, koyu yeşil ve kahverengi. Kanat hücum tarafları kırmızı, motorun burası da kırmızı boyanmış ve uçağın altı da NUD-40 yazılı ve yaklaşık böyle kırmızı bordoya çalan bir renkle boyanmış. Gerçekten çok güzel bir maket. Ne yazık ki bu maket TUSAŞ Shop'ta satılmıyor ama benim koleksiyonuma katıldı. Emir Bey'in koordinasyonunda bu maketi yollayan TUSAŞ'a çok çok teşekkür ediyorum. Tabii maketten öte en büyük teşekkür de kuşkusuz Emir Bey'in kitabının hazırlanmasıyla ilgili TUSAŞ'ın verdiği katkılara. Çünkü bu proje gerçekten çok ilginç bir projeymiş. Yaklaşık 2 yıla yakın rüzgar tüneli testleri Almanya'da yapılmış. Ama tam artık rapor yollanıp bu işler yol yordamına konulacak. İkinci Dünya Savaşı başlıyor ve tabii her şey alt üst oluyor bunlarla ilgili. Enteresan olan Almanların da benzer yapıda, benzer tasarımda işte bu çift motor, arkalı önlü motor ve çift kuyruk stabilizesine sahip uçak konusunda çalışmalar yapması, benzer bir çalışmada Fokker tarafından yapılmış. Ben linki bırakıyorum Emir Bey ile yaptığımız röportajın videosuna. Oradan bu videoyu detaylı olarak seyredebilirsiniz ama çok teşekkürler Emir Bey. Bu kitabı hazırladığınız ve maketi koordine ettiğiniz için TUSAŞ'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Umarız bir gün bu uçağın gerçek bir replikası yapılır. Uçan bir replikası yapılır. Artık birçok uçak projesinde bu tür çalışmalar yapılıyor ve müzelerde uçarak sergileniyor. İşte 2. Dünya Savaşı'nın efsane savaş uçaklarının sergilendiği Eskişehir'de Sivrihisar'da Ali İsmet Öztürk'ün kurduğu müze var. Umarız bu çalışmalar yapılır ve bu tür ürünler, bu tür tasarımlar bize böyle dokunup uçarken görebileceğimiz bir hale gelir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, kutumuz geldi. Hemen açıyoruz. Şöyle kenarlarını bir fazla zarar görmeden şöyle hemen açışımızı gerçekleştirelim. Evet, buradan modelimiz hazır bir şekilde gözüküyor. Bu tamamlanmış bir model. Şimdi yavaş yavaş törenle bunu açalım. Şu cırt cırtlar gayet iyi. Modelin sallanmasını engelliyor. Pervaneye de tabii dikkat edeceğiz bu arada. İki tane pervanesi var. Şu cırt cırtları dikkatle açmamız lazım. Evet, şunu da çıkartalım buradan. Wow, bayağı ağır bir model. Hemen şuradan ayaklığını da çıkartalım. Ayaklığını da koymuş. Hemen kutumuzu kenara doğru şöyle bir aralım. Kuruluşunu gerçekleştirelim. Bunların hemen altında görüyorsunuz bir vida var. Bu vidayı
söküyoruz. Bu vidayı söktükten sonra şunu küçük deliğe, o vidanın olduğu yeri de büyük deliğe takıyoruz. Böyle bir uçak modeli görüyorsunuz burada. Gerçekten çok çok önemli bir model. Bugün tabii bir maket incelemesi yaptık ama bir de kutu oyun incelememiz var. Kutu oyun Haydi Uçalım adını taşıyor. Türk Yıldızları için hazırlanmış özel bir oyun. Bu oyuna da Türk Yıldızları'nın web sitesiyle temasa geçerek oranın hazırlandığı bir mağaza konsepti var. Oradan irtibata geçerek bunu satın alabilirsiniz. Kartal Vakfı'na geliri veriliyor bu tür işte oyunların veya işte tişörtlerin, kupaların, hediyelik eşyaların. Kartal Vakfı ne yapıyor? Türk Hava Kuvvetleri'nin işte çeşitli kazalarda şehit olan veya gazi olan personelinin geride kalanlarına destek, işte şehit ailesi ise ev alınması, çocuklarının okutulması, gazilere sağlık açısından daha iyi imkanlar sağlanması gibi birçok böyle güzel hayır işleri gerçekleştiriyorlar. Hadi gelin şimdi de kutuyu birlikte inceleyelim. Şu oyun nedir birlikte bakalım. Bir pilot ve bakım ekibi, biliyorsunuz pilotlar kırmızı giyiyor Türk Yıldızları'nda. Bakım ekibi mavi tulumlara sahipler, bunu görüyoruz. Kulenin hemen arkasında da Türk Yıldızları'nın F-5 uçakları yer almakta. Tabii ki 7 yaş üzeri için uygun bir oyun olduğu belirtiliyor. 2 ila 4 oyuncu tarafından oynanabiliyor ve tabii ki 3 yaşından küçükler için ufak parçalar içerdiği için boğulma tehlikesi mevcut. Aman dikkat diyoruz. Güzel yapılmış bir mukavvadan şöyle şunları çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir pist var. Burada uçaklar mevcut. Çeşitli kartlar. Kullanım kılavuzunu hemen bakıyoruz. Uçaklar girmiş arasına. Oyuna hazırlık, nelerin yapılacağı, nasıl start alınacağı. Şurada görmüş olduğunuz işte checklistten çeşitli kartlara kadar detaylar verilmiş. Burada oyun alanı içerisinde işte oyunun başlangıcı, hangardan çıkarmak, hava durumu. Her oyuncu bir uçak alıyor ve burada işte yakıt ikazı ve bütün gösteri. Checklist kartlarında da checklist kartları da biliyorsunuz hani oyunların en önemli konularının başında bir checklist kartına sahip olunması. Checklist'te havacılıkta bildiğiniz gibi kuralları anlatan, veren checklist kartlarımız da burada böyle çok güzel yazılmış üzerine. Checklist ile ilgili bir tanesini çekelim alalım. Briefing'e geç kaldın, cezalısın, bir kare geriye git gibi böyle güzel şeyler verilmiş. Bunları da böyle Türk Yıldızları uçaklarını dizip oynayabiliyorsunuz. Şurada da checklistimiz devam ediyor. Keza bunlar oyuncuların ellerindeki kartlarla ilgili şeyler var. Bakayım güzel yapışıyor. Aslında biraz bu magnet tarzında bunlar yapılmış. Çok fazla kaymıyor. Bu açıdan güzel. Burada da çeşitli işte piyonlarımız da gerçekleştirilmiş, verilmiş durumda. Gerçekten böyle şık yapılmış bir kutuya sahip. Aynı zamanda şöyle kenara aldığımız zaman piyonları kaybolmaması için de yerine takabiliyoruz. Keza uçaklar için de bu şekilde bir yer yapılmış ki zamanla deforme olmasınlar diye bunları da muhtemel yerlerine yerleştirip koymamızda fayda var. İlerleyen günlerde bu oyunu da oynayacağız. Ve gerçekten neler var, neler yok, neler etkileniyor bunlara birlikte bakacağız.